Gündem 16'dan merhaba sevgili izleyenler. Gelişmelerle bugün de karşınızdayız. Gündem özel ve önemli. Tüm dünyada koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ne yazık ki her geçen gün dünya ülkelerinde de vaka sayısı ve can kaybı artıyor. Türkiye'de de ne yazık ki can kaybımız 649'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her günün yeni koronavirüs tablosunu akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. Yine Sağlık Bakanlığı da aynı paylaşımı yapıyor. Son verilere göre test sayısı 6 Nisan pazartesi Türkiye'de 21.400 olarak açıklandı. Vaka sayısı ise 3.148 olarak açıklandı. Can kaybı son 24 saatte 75 kişi olarak kayıtlara geçti ve bu can kaybıyla birlikte Türkiye'de bugüne kadar 649 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı ise 202.845. Toplam vaka sayısı ise 30.217. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 1.326. 7 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayısı ise henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde açıklanacak. Çin'den ilginç bir haber geldi. Bugün Çin'de son 24 saatte hiçbir şekilde ülkede koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi ki koronavirüs nedenli ölümlerin de önüne geçilmiş görünüyor Çin'de. Çin'de salgın bitme noktasına ulaşmışken, hatta bitmişken ne yazık ki özellikle Avrupa ülkelerinde, İtalya'da, İspanya'da hızla yayılımına devam ediyor. İspanya'da pik seviyesine ulaşıldı derken yine bugün açıklanan verilerle tablonun daha da ağırlaşarak seyrettiği yönünde bilgiler mevcut. Dünya Sağlık Örgütü ise önemli bir açıklama yaptı. Tüm dünya ülkelerine eğer tedbirler erkenden bırakılırsa, yani tedbir kapsamı kısaltılırsa ya da vaktinden önce bırakılırsa, uygulamadan kaldırılırsa başa döneriz uyarısı yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Bu anlamda tüm dünya ülkelerini de tedbirleri sıkı tutmaya ve erkenden bırakmama noktasında uyardı diyelim. Gündem 16 bugün de dop dolu, yoğun. Stüdyomuzda önemli bir isim konuğumuz olacak. Kulak, burun, boğaz uzmanı Doktor Mehmet Akif Aksoy bizlerle olacak. Biraz sonra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a da bağlanacağız. Milletvekili Enginyurt bugün mecliste görüşmeleri başlayacak. İnfaz yasasını değerlendirecek. Yine koronavirüs gündemini de soracağız Milletvekili Enginyurt'a. Ama öncesinde dün akşam önemli bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve maske mesajı vermişti. Artık hiçbir şekilde ne marketlerde ne de eczanelerde maske satışının olmayacağını söyledi. Vatandaş maskeleri her şekilde ücretsiz temin edecek. Bu açıklamalarla devam edelim. Özellikle ekonomik gelişmeleri ve güvenlik konularını da değerlendirdik. Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz. Son olarak 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimize araç giriş çıkışını belli istisnalar haricinde durdurduk. Sokağa çıkma sınırlandırmasını 65 yaş üstünün yanı sıra 20 yaş altı gençlerimizi ve çocuklarımızı kapsayacak şekilde genişlettik. Pazar yerleri ve marketler gibi halkımızın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Bunun yanında pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu ise hassasiyetle ele aldık ve bu konularda da valiliklerimiz bu süreci çok daha yakından takip edecekler. Valiliklerimiz E-Devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladık, başlıyoruz, devam edeceğiz. Burada şunu da açıkça söyleyeyim. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar
vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Ayrıca evlerinden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. Burada özellikle bu sosyal mesafeye çok çok dikkat etmeliyiz. Her şehrimizde bulunan il hıfzı sıha kurulları ile uygulamaların yürütülmesinden sorumlu il pandemi kurulları ihtiyaca göre gerekirse ilave tedbirler de geliştirebiliyorlar. Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için Türkiye'nin her yerinde Vefa sosyal destek grupları oluşturduk ki valiliklerimizin kontrolü altındadır. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 1.320.000 vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o önemli açıklamalarını bir kez daha hatırlamış olduk. Şimdi ise Ankara'ya bağlanacağız. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engenyurt bizlerle olacak. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hayırlı olsun bu yeni mesai diyelim. Çünkü uzun süredir biliyoruz ki tüm tedbirlere duyarlı bir şekilde uyuyorsunuz. Evde kal çağrılarınız vardı. Bu manada sosyal medyayı da iyi kullanan, iyi mesajlar yollayan siyasilerimiz arasında bulunuyorsunuz. Özellikle moral ve motivasyon anlamında da paylaşımlarınız dikkat çekiyor. Elbette ki eleştirilerinizi de takip ediyoruz ama biraz keyifle başlayabilmek adına sohbetimize. En son sizi mutfakta yemek yaparken gördük. Nasıl geçiyor dinlenme günleri diyelim. Önce karantina kelimesini çok kullanmak istemediğimiz için dinlenme günleri, zorunlu dinlenme günleri nasıl geçiyor bunu soralım. Zorunlu dinlenme günleri benim için keyifli geçiyor. Ama bir de bunu evde kızıma ve hanıma sormak lazım. Değil mi? Çünkü hakikaten uzun yıllardır ilk defa benimle böyle bir evde birlikte olma imkanı buldular ve ne kadar zor olduğumu birebir daha net yaşadılar. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum, tweetimde de attım. Herhalde koronavirüsü bittiği gün evde eşlerine bu zamana kadar neredesin, niye gelmedin, geciktin diye soran hanımefendiler muhtemeldir ki bundan sonra hiç gelmese de sormayacaklar neredesin diye. Çünkü çekilmez olduğumuzu yakinen yaşadılar. Su getir, evet, bardağı doldur, şunu yap, bunu yap derken, işte en son geçen de baktım, işte hanım dolma yapıyor, işte makarnayla en azından ben yardımcı olup vakit geçireyim, yardımcı olayım dedim. Hatta dün sabah da yumurta yaptım. Ellerinize sağlık diyelim o zaman. Evet. Efendim tabii gündemi de yakından takip ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Olağanüstü koşullarda normal bir yaşam sürmeye çalışıyoruz ki bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde infaz yasası ile ilgili görüşmeler başladı. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğiz öncelikle. Görüşmeler başladı. İçeriğinde neler var? İlk etapta nasıl bir atmosfer yaşanıyor? Nasıl okundu meclisçe bu yasa tasarısı? Merak ediyoruz. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız Beyefendi bundan 16 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi. Hı hı. Ve ceza indirimiyle ilgili düzenlemeleri içeren bu teklifi meclise sundu. Dolayısıyla Türkiye'nin gündemine ceza indirimi Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde gelmiş oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de kanunu desteklediğini ifade etti. Net açıklamalar yaptı. Süreç içerisinde bu kanunla ilgili çok hak etmediğimiz suçlamalara muhatap kaldık.
acımasız, insafsızca eleştirilere muhatap kaldık. Mesela en son Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir özel televizyon kanalında sabah çıktı, dedi ki AK Parti ve küçük ortağı kadın satıcılarına, çocuk tecavüzcülerine, istismarcılara ve uyuşturucu baronlarına af getiriyor. Yazıklar olsun dedi. Biz buna karşıyız dedi. Bunun insanlıkla bile ilgisi yok. Yani bu ifadeyi yapan bir genel başkan zerre kadar insan olamaz. Çünkü bu söylediklerinin hiçbirisi ne MHP'nin teklifinde var, ne de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen teklifte var. Üstelik de sabah 5'i 5 geçe mecliste Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifin altında İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Bey diyor ki teşekkür ederim, güzel bir teklif oldu, hayırlara vesile olsun diyor. Ama saat 10'da Meral Akşener çıkıp diyor ki yalan, iftira ve hakikaten büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek MHP diyor, MHP demiyor tabii, bir küçüklük zafiyeti var. Meclisin 5. partisi, 37 milletvekili var. Giden gidene kendi haline bakmıyor da 50 milletvekili olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne küçük ortak ifadesi buluyor. Bulunuyorak güya bizi küçümsüyor. Güya bizi küçük düşürmeye çalışıyor. Bilmediği şey şu, anlamadığı şey şu. Biz hükümetin ortağı değiliz, defalarca söyledik. Biz Cumhur İttifakı'nın paydaşıyız. Biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için o gün bir Cumhur İttifakı kurduk. 31 Mart'ta birçok yerde Cumhur İttifakı olarak seçime katıldık. Dolayısıyla hükümette bir ortaklığımız yok. Bunu en iyi Meral Hanım bilir. Meral Hanım'ın aslında AK Parti'yle bir derdi de yok. Normalde baktığınızda AK Parti'nin kurucusu, oğlunun nikah şahidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti ile ilgili söylediği hiçbir şey yok. Ama nedense böyle bir MHP takıntısı var. Ve bu infaz yasasından dolayı da Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir yerlere itmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu ceza indirimi sürecinde hakikaten MHP milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri büyük saldırılara maruz kaldık. Örneğin 31 Mart seçimlerinde oyarımız CHP kampanyası başlattı bu ceza indirimi isteyenler. MHP sözünde durmadı, AK Parti sözünde durmadı deyip CHP ve İYİ Parti mecliste önerge verdiler. Şu geçsin, bu geçsin, MHP AK Parti reddetti deyip propaganda yaptılar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa geldi ama çok ilginçtir. Yasada bunların var dediği hiçbir şey yok. Ama buna rağmen hala bugün mesela CHP milletvekili diyor ki bu yasadan diyor 90 bin kişi faydalanıyor diyor. Uyuşturucu baronları diyor. Uyuşturucu içenler, uyuşturucu ticareti yapanlar, tecavüzcüler diyor. Bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Ha, bunu nasıl söylüyorlar? Şundan söylüyorlar. FETÖ'cülere af istiyorlar. PKK'lılara af istiyorlar. DHKBC'lere af istiyorlar. Cezaevinde yatan, ihanetten, vatana ihanetten yatan sözde gazeteciler çıksın istiyorlar. Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin mecliste cezaevindeki insanların içinde bulunduğu şartları görüp şu an cezaevi koşullarının özellikle de koronavirüs nedeniyle yaşanmaz bir hal alacağının idrakiyle bir infaz yasası hazırlayıp ilk etapta 90 bin kişinin ve öyle zannediyorum 2-3 ay içerisinde de 20-30 bin kişinin daha çıkmasıyla 120 bin kişinin faydalanabileceği ve hem hayatiyetini hem de mağduriyetini gidereceği bu teklife birileri ısrarla saldırı yönünde tepki gösteriyorlar. Bu arada birçoğuna da yaranamadı. Efendim diyor adam, bize niye çıkmadı? Af niye çıkmadı? Bizim teklifimiz af değil Meltem Hanım. Önce bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim teklifimiz ceza indirimi. Ama hükümetin getirdiği teklif, AK Parti'nin getirdiği teklif bir denetimli serbestlik ve 3 yıl bir kereye mahsus olmak üzere denetimli serbestlik ve infazı yarıya düşüren uygulama bazı suçlarda. Bu bir aşamadır.
Bu bir merhaledir. Dolayısıyla bundan dolayı faydalanan insanların teşekkür etmesi gerekirken sosyal medyada bakıyorum MHP sözünü tutmadı, Bahçeli yalan konuştu, bizim umudumuz CHP, bir daha size oy vermeyeceğiz. Yahu bu nasıl bir mantık? Siz bize oy verin, vermeyin diye biz bu yasa teklifini getirmedik ki. Bunun oyla ne ilgisi var? 285 bin, 290 bin insan hapishanede yatıyor. Hapishane kapasitesinin üzerinde bir insan potansiyelinde, yani bir kişinin yatması gereken ranzada 4 kişi nöbetleşe yatıyor. Yerlerde yatıyor insan diye insani bir tavır sergiledik. Bunun üzerinden bizi oyla tehdit ediyorlar. Hatta bana yazıyorlar, Cemal Enginyurt bir daha nasıl seçileceksin görelim. Ne hayırdır, beni siz mi seçtiniz? Ordu Efendi cezaevinde 24 Haziran seçimlerinde CHP 1 çıktı, HDP 2 çıktı, AK Parti 3 çıktı, İYİ Parti 4 çıktı, MHP 5. parti çıktı. Yani bize mi oy verdiniz 24 Haziran'da da bizi oyla tehdit ediyorsunuz? Ve bizim insani olarak ortaya koyduğumuz tavrı bir teşekkürle, bir Allah rızası için Allah razı olsun demek gerekirken bakıyorsun ki hakaret diz boyu. Sosyal medyada tak açıyorlar. Bahçeli yalan konuştu. Bahçeli, Sayın Genel Başkanım, hayatı boyunca hiç yalan konuşmamış, hep doğru söz söylemiş bir genel başkandır. Efendim geçmişte şunu dedi, bunu dedi. Doğrudur. Mevlana ne diyor? Geçmiş geçmişte kaldı cancağızın. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. O günün şartlarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve ben Cemal Enginyurt olarak söylediklerimizi inkar etmiyoruz ki. Söylediklerimizin hepsinin arkasında duruyoruz. Ama diyoruz ki 15 Temmuz'da hain, alçak bir darbe girişimi gerçekleşti ve o günden sonra da vatan mevzubahisse gerisi teferruattır anlayışıyla biz hükümetin ve devletin yanında yer aldık. Bundan rahatsızlık duyanlar bu ceza indirimini bugün meclise getirmemize rağmen ve öyle zannediyorum 2-3 saat sonra oylaması başlayacak. Çünkü şu an uluslararası sözleşmeler görüşülüyor. 2-3 saat sonra başlayacak. İnşallah en kısa zamanda da meclisten çıkacak. Cumhurbaşkanının da onaylamasıyla yürürlüğe girecek olan ceza indirimini biz çıkarma gayreti içerisindeyiz. Ama birileri bize ağır hakaretler ediyorlar. Bu ağır hakaret edenlere şunu söylemek isterim. Biz sizin maaşlı elemanlarınız değiliz. Biz sizin kapı kullarınız da değiliz. Bizim de çocuklarımız var. Bizim de bir ailemiz var. Bizim de sevenlerimiz var. Bize hakaret ederek, bize ağza alınmayacak sözler söyleyerek sadece ve sadece kendi basitsizliğinizi ortaya koyarsınız. Kendi hadsizliğinizi ortaya koyarsınız. Kendi ahlaki durumunuzu tartışmaya açarsınız. İnsan olmanın gereği birbirine saygı duymaktır. Biz elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet, biraz sonra siz de bahsettiniz oylamaya girecek infaz yasasıyla ilgili teklif. Aslında çok da özetlediniz. Benim soracağım birçok sorunun da cevabını verdiniz konuşmanız içerisinde. Eleştiriler vardı. Bunun sadece altını bir kez daha çizmenizi rica ediyorum. Çünkü halen hukuk camiasında da tartışılmaya devam ediyor. Farklı görüşler anlatılıyor. Siz özellikle cinsel istismar, şiddet gibi birçok suçun o teklifte bulunmadığını söylediniz. Bunu bir kere daha yineleyebilir misiniz? Bunu Meltem Hanım söylemiyor. 70 maddelik kanun teklifi içerisinde kadına taciz, evet, kadına şiddet, çocuğu istismar, tecavüz gibi alçakça ve nefret içeren suçlar asla ve kat'ta yok. Uyuşturucu baronlarına asla ve kat'ta yok. Kasıtlı olarak adam öldüren cinayet işleyenlere asla yok. Bunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Ama sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma yaratarak esas niyetleri halk içinde bir panik, bir kaos yaratarak FETÖ'cülerin ve PKK'ların affının gerçekleşmesi için baskı yaratmaya çalışıyorlar. Ama sizin aracılığınızla bir kere daha net bir şekilde ifade edeyim. Cemal Enginyurt olarak, Milliyetçi Hareket Partililer olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğumuz sürece FETÖ'cülerin ve PKK'ların affını asla ve kat'ta kabul etmeyecek, onların affedilmesi karşısında en ağır şekilde tepki gösterecek ve Türk milliyetçiler olarak, Milliyetçi Hareket Partililer olarak
PKK'lılar, FETÖ'cüler, vatan hainleri bizim olduğumuz mecliste asla affedilmeyecektir. Vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için unuttuklarımız, eklemek istedikleriniz varsa bununla da veda etmiş olalım. Ben ordulu hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizin de baştan ifade ettiğiniz gibi değişik zamanlarda videolar paylaşarak Twitter aracılığıyla, Facebook aracılığıyla evde kalmalarını rica ettim. Evde niçin kalmalıyız? Çocuklarımızın geleceği için kalmalıyız. Bu dünya sadece bizim değil, çocuklarımıza da bir emanetimiz. Çocuklara sağlıklı bir dünya bırakmak için, mesela ben astım hastasıyım, şeker hastasıyım. Öyleyse benim herkesten fazla dikkat etmem gerekiyor. Niçin? Çocuklarımın geleceği için. İşte her insanımız böyle düşünmeli. Ha, devletin yetkililerine ve belediyelere de burada görev düşüyor. Dün bir tweet attım. Tekrar sizin aracılığınızda söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e sesleniyorum. 19 ilçe belediye başkanımıza sesleniyorum. Hiç parti ayrımı yapmaksızın. Esnafımız zor durumda. Esnafımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Ben biliyorum ki esnafımızın belediyelerden yaptığı işler sebebiyle alacakları var. Gelin bu biz bize yeteriz kampanyasını Sayın Cumhurbaşkanımız başlattı. Allah razı olsun. Belediye başkanlarımız da esnafların alacağının %20'sini, %30'unu bütçeleri nispetinde ödesinler. Esnafımıza bir can suyu olsun. Yine Sayın Valimiz güzel çalışmalar yapıyor. Teşekkür ediyorum. Ama eski Fidangör, Süleyman Felek, Sırrıpaşa Caddesi ve yeni Fidangör esnafının yollarının kapatılması çözüm değildir. Esnafımız eğer sokağa çıkma yasağı yok ve esnaflar kapatılmamışsa o zaman buralara giriş ve çıkışları yasaklamak doğru bir mantık değildir. İnsanın sokağa çıkmasını istememek ayrı bir şeydir. Ama birileri sokağa çıkmış acil ihtiyaçlarını karşılayacaksa o sokağa girişi yasaklamak da yanlıştır. Ya sokağa çıkma yasağı uygularız, topyekun sokağa çıkartmayız, ya da sokağa çıkma yasağı yoksa şu sokağa giremezsin, bu sokağa giremezsin denilmemeli. Karantina hariç, karantina altına alınan her yerdeki önlemleri destekliyoruz. Ama tekrar ifade ediyorum, esnafımız hakikaten büyük sıkıntılar yaşıyor, büyük dertleri var. Bu esnafa sahip çıkmalıyız. Örneğin servis şoförleri var Meltem Hanım. Evet. Yani fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Okullardan öğrenci taşıyarak hayatlarını geçiren servis şoförlerimiz var. Şu an bu servis şoförleri okullar kapandığı için iş yok. Para alamıyor. Ama başka işte de çalışamıyor. Yani araçları S plakalı olduğu için başka işlerde de çalışamıyorlar. Ben sizin aracılığınızla valimiz başta olmak üzere devletimize sesleniyorum. Bunu sosyal medyada paylaştım, her yerde söylüyorum. Öyleyse bu servis şoförlerine de iki ay için bir destek verin bana. Çünkü kredileri var, mazot borçları var, ev kiraları var. Yani bakacak, yaşayacaklar. Bu insanlara destek verin bana. İnşaat işçileri, berberler, kahvede çalışanlar, bu insanlar şu an dışarıda kaldılar. Biz elimizden geldiğince arkadaşlarımızla isim vermeye gerek yok ama MHP İl Başkanlığı ve 19 ilçe başkanımızla birlikte gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince bu tip insanlara ulaşıp elektrik, doğalgaz veya gıda yardımlarına destek vermeye çalışıyoruz. Ama ben buradan devletimize sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Sayın Valimize ve belediye başkanlarına seslenmek istiyorum. Sadece Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na üye olanlar değil, yeşil kartlılar değil, yani onlara zaten yardım yapılıyordu. Şu an esas yardım yapılması gereken kahvede, berberde, lokantada çalışıp da barda, restoranda çalışıp da şu an işlerinden ayrılmak zorunda kalmış, maaş alamayan garsondu, aşçıydı, şefti, berber çırağıydı, kahvedeki kalfaydı. Bütün bu insanlar tespit edilerek bu insanlarımız öncelikli olarak bu yardımlardan faydalanmalıdır. Buna dikkat etmeliyiz. Çünkü bu insanlar mağdur şu anda. Evet. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için devletimize güveniyorum. Ha bu arada şunu söylüyorum. Biz bize yeteriz kampanyasını destekliyorum. Birileri gibi bu kampanyayı ne alaya alıyorum ne kiye alıyorum.
Birileri bu kampanyayı tiye alıyor, dalga geçiyor. Amerika 300 milyar dolar verdi, Almanya 100 milyar dolar verdi, Fransa 60 milyar dolar verdi, Türkiye IBAN verdi diyenler şuna dikkat etsinler. Almanya'da, Fransa'da insanlar maske diye ağlıyor, ağlıyor. 50 centten satıyorlar maskeyi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şu an bütün maskeleri bedava dağıtıyor herkese. Yine Almanya'dan, Amerika'dan örnek verenler, insanlar özellikle yaşlılar evlerinde sahipsizlikten ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaşlılara eve özel zabıtasıyla, polisiyle her istediğini götürüyor. Vatandaşlar, gençler, vefa kuruluşları büyük bir kampanya başlattı, yardımcı oluyor. Bugün Sayın Meral Akşener diyor ki İstanbul'da yeni camide dilenip Sultanahmet'te sadaka dağıtmak yakışmaz diyor. Devleti dilenci durumuna sokmak hiçbir kişiye yakışmaz. İyi bir üslup değil. Birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Sayın Akşener çok biliyorsa İstanbul Beylerbeyi'nde iki tane köşkü var. Birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlasın o zaman. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyoruz. İyi mesailer, iyi dinlenmeler. Böyle güzel oluyormuş. Arada arayın, görüşelim yani. En azından sevinirim. Orduyla hasret gidermiş olduk. Sevinirim. Bütün orduya, sevenlerimize, dostlarımıza, hemşerilerimize selam söylüyorum. Teşekkür ediyoruz. Seviniriz diyerek veda. Ha, bu arada özür dilerim. Tabii. Berat Kandili'nizi de enişten dileklerimle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte inşallah bu Berat Kandili ile birlikte de bu kötü günleri uğurlamış oluruz inşallah. Ramazan bayramına sağlıkla hep birlikte sarılarak, kucaklaşarak ulaşırız inşallah. İnşallah. Evet. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engiyurt bizlerle birlikteydi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen infaz yasasını değerlendirdi. Koronavirüs sürecindeki özellikle esnafın yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. Kendisi de belirli kronik hastalıkları nedeniyle aslında çoğunlukla evde dinlenerek vakit geçiriyor ama bugün meclise görevi olduğu için oradaydı. Bizleri de kırmadı, bağlandı. Programımızın başında anons etmiştik. Çok önemli bir isim de stüdyomuzda olacak diye kulak, burun, boğaz uzmanı Sayın Doktor Mehmet Akif Aksoy bizlerle birlikte olacak. Mehmet Akif Ersoy gibi bir isme sahip olduğunuz için o kadar dikkat ettim. Sürçmesin dilim diye ama ne yazık ki sürçtü. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, sağ olsun. Size de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Çünkü dünya bir savaş veriyorsa bu savaşın cephesinde bulunan sizler, siz değerli hekimler ve sağlık çalışanları, vaktiniz çok kıymetli. Bir anda hem hastanelerde yoğun bir mesai verirken hem de bir şekilde mutlaka halkı bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. Bu manada öncelikle teşekkür ediyoruz burada bizlerle olduğunuz için. Güzel. Efendim gündem koronavirüs. Tüm dünyanın gündemi koronavirüs. Bir belirsizlik süreci var. Evet, vaka sayımız artıyor. Can kaybımız ne yazık ki artıyor ama iyileşen kişi sayımız da artıyor. İşte Çin'de salgının bittiğini duyuyoruz. İspanya'da pik seviyesi aşıldı denilmişti ki bugün gelen veriler hala o pik seviyesinin olmadığını ortaya koydu. Belirsiz, kaygılı bir süreçteyiz. Siz bu süreci nasıl özetliyorsunuz? Salgın sürecini nasıl özetliyorsunuz bir hekim olarak? Şimdi bu bir pandemi. Pandemiler çok nadir olur zaten ve olduğunda da genelde dünyanın büyük bir kısmını tehdit eder halk sağlığını, toplum sağlığını. Biz de şu anda o tabloyla karşı karşıyayız. Yakın zamanda da bunun örnekleri var. Hani 2003'te ve 2009'da, 2003'te SARS, 2009'da MERS salgınları oldu. Ama tabii bundan 100 yıl önce İspanyol gribi salgını oldu. Bu çapta benzer. Yani burada pandemi yine olacak. Hani bu olacak, geçecek. Atıyorum 3 yıl, 5 yıl sonra olmaz inşallah. Hani Allah korusun ama olacak. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Bunları bilmek gerekiyor. Bunlara göre önlemler almak gerekiyor. Pandemilerde en büyük sorunlardan birisi de infodemidir. Yani yanlış bilginin sürekli dolaşması ve insanları paniğe, strese, kaygıya sürüklemesi. Buna halkımızın dikkat etmesi gerekiyor. Evet, biz de yani yoğun çalışıyoruz. Yani yoğun, yani iş içinde yoğun olmasak bile yoğun bir şekilde bütün zihnimizi, bütün background'ımızı bu işe yoğunlaştırdık. Hani tüm herkesin, bütün sağlık çalışanlarının odak noktası koronavirüs. Çünkü çok nadir gözükecek bir salgın. Hani ben de hekimlik kariyerinde böyle bir şeyle karşılaştım. Açıkçası tabii ki biz de hani ya kötü şans diyoruz ama bir yandan da diyoruz ki sorumluluğumuz daha fazla. Hani tabii ki tedbir alacağız ama daha da çok çalışmamız lazım. Daha da çok odaklamamız lazım. Halkı da bilgilendirmemiz lazım. Bu amaçla davetinizi kabul ettim. Teşekkür ederim. Şimdi
Salgınlar toplum sağlığını tehdit ederler. Çünkü daha önce hiçbir bireyin o salgına karşı bir bağışıklığı yok. Yeni ortaya çıkan bir durum. Evet, 2003'te ortaya çıkan SARS koronavirüsü, yine o koronavirüstü. %81 özelliğini taşıyor bu koronavirüs ama mutasyon geçirdiğinden insanlarda enfeksiyon yapma ihtimal daha çok arttı. Çünkü bulaşıcılığı daha yüksek bir virüs. Ve ne oldu? Bütün dünyaya yayıldı. Hani şu anda bütün dünyada neredeyse bu salgın var. Ülkemizde de var. Şimdi ben de bazen hani bakıyorum, işte vaka sayısına bakıyorum. Aa, ülkemiz kötü durumda. Ne olacak? Şöyle olacak, böyle olacak. Oradan bir haber geliyor. İşte garip garip ses kayıtları geliyor. Atıyorum, yani örnek veriyorum. Evet, evet. İtalya'da bir arkadaşım dedi, Fransa'da bir arkadaşım dedi. Bunlar, hani bunlara inanmamak gerekiyor. Yetkililerin ağzından çıkan sözlere itibar etmek gerekiyor. Çünkü hani bunlara inanınca insan panik atak başlıyor. O zaman gerçekten bir nefes darlığı ve öksürük durumu ya da farklı problem oluyor. Yani bana, çünkü günlük pratiğimde çok boğazıma takılma hissi, nefesim daralıyor diyen hastalar geliyor şu anda. Koronavirüs değiller ama koronavirüs olmuş gibi bir panik haline ulaşıyor. Ya da normal gripler var. Şu anda hepimiz normal mevsimsel grip olabiliriz. Ben kulak burun boğaz doktoruyum. Bu dönemde de çok sık görüyoruz mevsimsel gripleri. Ama mevsimsel grip olan kişi koronavirüs mü oldum diyor. Çünkü bir numaralı gündem maddesi koronavirüs. Tamam. Koronavirüsün de çok yakın olduğu için. Koronavirüsün bir numaralı gündem maddesi olması normal. Ama bütün algımızı, odağımızı, hani normal vatandaşlarda koronavirüs olarak odaklarsa ve ona endişe, panik durumu, strese dönüşürse daha büyük problemler ortaya çıkacaktır. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Hani özellikle resmi makamların bilgilendirmesine inanmak, itibar etmek gerekiyor. Vaka sayısı artsın. Vaka sayısı artacaktır. Evet, İtalya'da, hani İspanya'da pik yaptı, düşecek mi? Atıyorum Güney Kore'de salgın tam kontrol altında deniliyordu. Ama tekrar ikinci dalga mı olacak? Çin'de önlenmişti. İşte Avrupa'dan gelen vatandaşlardan ötürü tekrar bir ikinci dalga mı olacak? Bunlar devam edecek. Yani bu salgın hemen bitmeyecek. 10 gün içinde de bitmeyecek. Yani tabii büyük konuşmayayım. Hani bu salgının bitiş yolları var. 3 tane yol var temel olarak. Bir, aşının bulunması. Aşı en erken 8-10 ayda bulunur. 2, toplumun tamamının enfekte olup bağışıklık kazanması. 3 de, ki bu en iyi ihtimal, 2003'te de bu oldu zaten, 8 ayda SARS pandemisi virüs mutasyona geçirdi, insandan insana bulaş özelliğini kaybetti ve salgın durdu. En iyi ihtimal olursa kısa sürede biter ama en ihtimal olma ihtimali daha düşük. Evet. Buna toplumumuzun birçoğu bu virüse karşılaşacak, hatta belki de karşılaştık ya da belki şu anda karşılaşıyoruz. Burada önemli olan, bu önlemler zaten o yüzden alınıyor. Bir anda bütün herkes enfekte olursa tamam, salgın 3 ayda biter. Öyle atıyorum yani, hani belki burada 2 ayda biter. 3 ay salgın biter ama sağlık sistemi kilitlenir. Birçok insan hasta olur. Birçok insanın tedavi desteği ihtiyacı doğar. Normal serviste tedavi de olabilir. Yoğun bakımlarda tedavi de olabilir. Ve insanlar sağlık hizmetini alamayacağı için beklenmesi, yani beklenen ölümden daha fazla bir kayıpla, ölümle karşılaşabiliriz. Evet, o yüzden bu önlem alınıyor. Yani önlemler aslında bireylerin, vatandaşın sağlığı için yapılıyor. Önlemlere uymak gerekiyor. Evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi adına bir şekilde salgının kademeli olması amaçlanıyor. Tüm tedbirler bu yönde diyoruz ama yine bahsettiğiniz gibi bir panik havası da var. Bana bulaşacak mı? Çünkü bu virüsü herhalde bu kadar tehlikeli kılan çok hızlı bir şekilde bulaşması. Elden ele, havadan 2 metre, hatta 8 metreden bile bulaşabildiği iddia ediliyor vesaire vesaire. Bu manada korunmak için ellerimizi yıkayacağız. Bunu artık tüm Türkiye ya da tüm dünya öğrendi ama başka neler yapabiliriz? Şu an ekran başında şimdi izleyenlerimize özellikle neler tavsiye edersiniz? Maske de getirmiştim. Maskemle evet. Geldim. Maskemi çıkarttım. Maske takacağız. Maskenin koruyuculuğuyla ilgili birçok haber görüyor insanlar. Ondan bile şüphe duyuyor. Şimdi bir maske, tamam, seni belki karşıdan korumasa bile sen hasta olduğunda başkalarını senden koruyor. Bu kesin. Yani bir insan maske takıyorsa, hastaysa, hapşırsa, öksürse, konuşsa bile damlacıklar çıkmayacak ya da çok az çıkacaktır maskeden dolayı ve başka vatandaşları hasta etme ihtimali çok son derece azalacak. O yüzden devletimiz bu konuda yani çok iyi bir önlem aldı. Gerçekten az önce Cemal Bey de bahsetmişti. Şu anda bütün vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğu geldi ve aynı zamanda
ücretsiz maske dağıtımına başladık. Bu çok iyi bir gelişme oldu. Hani Dünya Sağlık Örgütü de ilk başta maske gereksiz diyordu ya da hasta olan taksın diyordu. Şimdi herkes taksına döndü. Hani maske takmak gerekiyor. Maskeyi doğru takmak gerekiyor. Ellerimizi yıkamış olmamız gerekiyor. Ellerimizi yıkadıktan sonra ben hatta göstereyim. Evet. Şurada var. Rica edeceğim. Şöyle maskenin yanlarından tutarak yüzümüze oturtmamız. Hiçbir şekilde başka yere dokunmadım. Belki şurada tel varsa ön tarafına basmak gerekiyor. Sonra çıkartırken de ellerimizi yıkamamız, yanlardan, önüne sakın dokunmuyor, yanlardan çıkartıp şu şekilde koymamız gerekiyor. Tabii ki şimdi maske günlük bir tane gibi düşünülüyor. Yani daha fazla kullanabilirsek daha da iyi. Birçok maske var. Özellikle maske var. Özellikle maskeleri genelde biz sağlık çalışanlarının hastayla temas halindeki kişilerin kullanması gerekiyor. Normal vatandaşların cerrahi maske dediğimiz, hani devletin de dağıttığı maskeleri kullanması yeterli. Maskeyi bahsettik. İşte ellerimizi yıkamanın öneminden bahsettik. Şimdi ülkemizde sokağa çıkma yasağı yok. Çalışıyoruz. Hani biz sağlık çalışanları da çalışıyoruz. Çalıştıktan sonra hani hijyene gün içinde daha özen gösterdik. Evet. Mesafeyi korumamız gerekiyor. İşte 1,5-2 metre birbirimizle arasında bir mesafe olması gerekiyor. Dediğim gibi herkesin de maske takması zaten şart da. Hapşıran öksüren kişilerin koluna maskesi yoksa da koluna getirerek hapşırması, öksürmesi gerekiyor. Hasta olan kişilerin kendini çalıştığı yerden izole etmesi, yani hizmetten çekmesi, ilgili sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Çünkü bu hastalığa yakalanmak bir suç değil, bir günah değil. Şu anda hepimiz hasta olabiliriz. Önemli olan hasta olduğunda başkalarına bırak bulaştırma ihtimalini bitirmen ya da azaltman. Şimdi normalde dünya verileri bir kişi 3 kişiye hastalığı bulaştırıyor. Bugün bakanımız açıkladı. İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor. Yani aradaki uçuruma bakar mısınız? Hani ordu için tabii bunu bilemiyoruz. İnşallah daha da düşük bir orandır. Ama bu oran ne kadar düşük olursa hasta olan kişi de hastalığını atlatır inşallah sağlıkla ve başkalarına bulaştırmış olmaz. Çünkü başkalarına bulaştırma düşüncesi üzücü bir durum. Hani kesinlikle. Bizim için de özellikle öyle. Sonra iyi beslenmek gerekiyor. İyi beslenmek için işte vitaminler, karışımlar, evet, şuruplar vesaire birçok şey söylüyor. Şimdi bir insan sağlıklıysa sağlıklıdır. Hani herhangi bir rahatsızlığı yoksa. Ne şekilde beslenmeye devam ediyorsa o şekilde devam etmeli. Tabii ki bazı gerçekler var. İşte yoğurt tüketimi probiyotik olduğu için. Zencefil, zerdeçal gibi gıdaların tüketimi, limonun tüketimi, turunçgiller, portakal, mandalina bunların tüketiminin hani gribe karşı etki olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunların etkisi de koronavirüse karşı şu an kanıtlanmadı. Çünkü yeni bir olay. 2-3 aylık bir hikaye. Ama mesela C vitamini özellikle tedavisinde de kullanılıyor. Tamam. Bundan 5-6 ay sonra geri dönüp bakılacak. C vitamini gerçekten etkili miydi, etkili değil miydi o bile ortaya konulacak. Ama biz şu anda bunun olduğunu düşünüyoruz. Tedavide de kullanıyoruz. O yüzden C vitamini desteği alınmasında fayda var. İyi uyku. Günlük en az 7 saat uyumak gerekiyor. Stres bağışıklığı ciddi manada azaltan bir durum. Hasta olan bireylerde bile stresliyse hastalığın kötü seyrettiği ama rahat. Ya bu oldu, geçecek. Hani moral motivasyonu yüksek. İşte karantina altındaki alanında, izole olduğu alanında normal hayatın devam ediyor. İşte kitabını okuyor, bilgisayarda, internette zaman geçiriyor. Hastalığı düşünmeden yaşayan kişilerin iyileşmenin daha hızlı olduğu söylenmiş. Yani stres yapmamak gerekiyor. Bir de bunu aslında çok sık dile getirmek gerekiyor. Bu konuda bence devlet de daha fazla konuşmak gereği duyacaktır. Sigarayı bırakmak gerekiyor. Sigara yani üst solunum yolunu ben kendi içmem. Yani içimi birçok hastamada hep bırakmasını öneririm. Beni o şekilde de tanırlar, bilirler. Sigara üst solunum yollarının ve alt solunum yollarının bir numara düşmanı. Bütün bilimsel çalışmalarda göstermiş, koronavirüse yakalandığında sigara içen bireylerde hasta olma riski daha yüksek, hastalığın kötü hissetme riski daha yüksek. Bu demek değildir ki sigara içmeyen bireylerde hiçbir şey olmayacak. O anlamı söylemiyorum ben. Hani sigara içmeyen bireylerde de kötü bir şekilde seyredebilir, yoğun bakım ihtiyacı duyulabilir ve hasta kaybedebiliriz. Bu ayrı. Ama sigaranın hastalığı kötüleştirdiği, hastalığın oluşma ihtimalini arttırdığı gerçek. O yüzden sigarayı bırakmamız gerekiyor. Bu dönemde başlayalım, bu vesile olsun. Sigarayı bırakarak bu salgın sürecini atlatalım diye düşünüyorum. Çünkü salgın bir hafta 10 gün içerisinde geçeceğini şahsen düşünmüyorum. Ha, tabii ki bir süre veremeyiz ama uzun bir süre devam edecektir. Ha, ne olacak ama? Toplum bağışıklığı artacak. İzolasyonu toplum daha iyi anlamış olacak. Sosyal mesafeyi daha iyi kavramış olacak. Önlemleri daha iyi anlamış olduğunda bağışıklık da kazandığı için giderek bu önlemler azalacaktır. Ama tablo kötüleşirse
daha ciddi karantinalar, işte son şehirler arası ulaşım önlendi. Daha ciddi karantinalar, şehir karantinaları, hatta sokağa çıkma yasakları olacaktır. Olabilir. Peki sizin bunu tahmininizde böyle bir öngörü var mı? Daha kötüye gider tablo yok, gibi. Yok, şimdi daha kötüye gideceğini düşünmüyorum. İnşallah da öyle olmaz. Hani öyle hayal ediyoruz. Böyle seyredeceğini düşünüyorum. Yazdan umutluyuz. Hani yazın güneş ışınlarının etkisiyle en azından bulaşıcılık hızının azalması ümidini taşıyoruz. O yüzden zaten bilim kurulu da sürekli bundan bahsediyor. Hani bir buçuk ay halkımız dikkat etsin, izolasyona önem göstersin, evinde kalsın. Bu sayede salgın hızı kırılacak, pik yapmayacak. Ve ondan sonra belki normal yaşamımızda tamam. Tabii ki de Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta. 10 Mart'tan öncesine bakan da, Sayın Bakan da sürekli ifade ediyor. 10 Mart'tan öncesine bir anda dönmeyeceğiz. Yazın da dönmeyeceğiz muhtemelen. Ama en azından daha kademe kademe normale, sosyal hayata dönebiliriz. O yüzden bu önlemlere uymakta fayda var. Bunları ilgilenmişken söylemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç soru da var. Özellikle siz açıklıyorsunuz ama sosyal medya üzerinden de programımız canlı yayınlanıyor. Sorularını yöneltenler de var. Bahsettiğiniz gibi belki mevsimsel grip yaşıyor izleyenlerimiz ama herkes kendini şu an koronavirüs vakası mıyım testine soktuğu için bütün belirtileri şey yapıyor. Bir kez daha vatandaşların aklında soru işareti kalmaması adına belirtilerinden bahseder misiniz? Ben ne zaman koronavirüsüm ve acil yardım almam gerekiyor demeli vatandaş. Şimdi en çok saptanan semptomu ateş. Hı hı. Ateş işte böyle 37.3, 37.5 şeklinde süper ateş genelde yapmıyor. 38-38.5 bandında bir ateş yapıyor. Bu ateşte genelde ağır ateş düşücülerle hemen düşmeyen dirençli bir ateş oluyor. Buna ateş 1. Öksürük, kuru öksürük. Balganlı öksürük değil. Hani geniz akıntısının yarattığı öksürük değil. Kuru öksürük. En çok gözlenen hastane başvuru şikayetleri bunlar. Buna nefes darlığı eşlik edebilir. İşte burun tıkanıklığı, burun akıntısı daha az oranda gözükmekle birlikte mevsimsel gripte daha çok gözüküyor. Hani burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi semptomlar. Bu tarz şikayetler olabilir. Karın ağrısı, ishal bile olabilir. Ama bunlar mesela şimdi o haberi okuyoruz. İşte Twitter'da görüyoruz ya da normal basında görüyoruz. İşte karın ağrısı, ishalim var. Allah ben koronavirüs mü oldum? Bunlar en düşük ihtimaller. En az yaptığı şikayetler. Yani ateşi, kuru öksürüğü ve nefes darlığı olan bireylerin koronavirüs mü oldum diye şüphelenip sağlık merkezlerine başvurması gerekiyor. Sağlık merkezlerine başvurduğunda da hekimler onlara gereken testleri yapacaktır. Hani bana koronavirüs testi yapılsın, şöyle test yapılmasını istiyorum, ben koronavirüs müyüm, çok panik oldum, stres oldum. Öyle bir uygulama yok. Dünyada da yok. Her şüphelenene, hasta şüphelenince, vatandaş şüphelenince test yapılmıyor. Hekim şüphe duyarsa, muayene bulguları da uyuşuyorsa test yapılır. Ben kulak memez doktoruyum. Şimdi bana hasta geliyor. İşte boğazım ağrıyor. Boğaz ağrısı yapabilir bu arada, onu bahsetmedim ama daha düşük ihtimal yine şikayet. Boğazım ağrıyor. Ateşim var. Öksürüğüm var. Koronavirüs mü oldum? Hasta tedirgin. Açıyorum. Boğazına bakıyorum. Tonsilit yani bademcik enfeksiyonu. Sık gördüğümüz yani yüzyıllardır, binlerce yıldır olan hastalık. Yani hekim muayene ettiğinde tabii ki biz hekimler de atlamak istemiyoruz. Yani sonuçta bu bir salgın. Hepimizin de odağı o. Hani ben normalde kulak burun boğaz pratiğinde yaptığım uygulamalardan artık düşünmüyorum. Hani estetik işlemleri zaten hiç tamamen bıraktım şu anda. Tamamen koronavirüs mü karşıma gelen kişi ya da ben ne yapmalıyım? İşte artarsa salgın durumu nasıl bir yol izlemeliyim? Kendimi nasıl korumalıyım? Nasıl vatandaşa daha çok iyi hizmet etmeliyim? Bunu düşünüyorum. Hekim de onu atlamak istemiyor zaten. Hekim testler yaptı, testler normal. Muayene normal. Koronavirüs olduğunu düşünmüyorsa muhtemelen değildir. Yine de muhtemelen, buna bir yüzde veremem. İşte o hekim orada ne der zaten? İşte ateşinizi takip edin. Evinizi kendinizi izole edin. Tekrar şüphelenirseniz, şikayetiniz kötüleşirse gelin. O zaman test yapılır gibi. Tomografi çekilir. Hani akciğer tutumu varsa. Zaten nefes darlığı varsa olay hani direkt akciğerlerle ilgili bir tutum var mı ona bakılır. Çünkü koronavirüs hastalığında aslında dört şekilde kendini gösteriyor. Bir, normal grip gibi burun tıkanıklığı, burun akıntısı, asemptomatik bireyler, gençlerde daha sık gözüküyor. Ki koronavirüse yakalananların %80'i bu şekilde atlatacak. Ayaktan, farkına bile varmayacak belki de. Bu büyük kısım. İkinci kısım, işte biraz böyle zatüre gibi olacak. Hani pneumoni dediğimiz tablo yapacak. Hafif böyle öksürüğü olacak, kuru öksürük, ateş. Yine evde ilaçlarla, tabii ki tanısı konulacak testle. Evde ilaçlar ya da hastanede yatarak ilaçlar.
ve takip, izolasyon, karantina, başkasına bulaştırmasın diye. Üçüncü grup zatürresi olacak, biraz da tablo ciddi olacak. Hani serviste yatarak tedavi görmesi gerekecek. Dördüncü grupta ki yakalananların, yani koronavirüs yakalananların %15-20'si bu gruba giriyor. Zatürre olup ciddi manada ya da solunum yetmezliği tablosuna girip yoğun bakımda takip edilmesi gereken grup olacak. Büyük ihtimalle. Yani bu seyri bu şekilde olacak. Bu şekilde bir durum var. Tabii ki ülkemizde bu hastalık yeni. Biz 2 aylık Çin'in esas verileriyle hastalığa müdahale ediyoruz. Avrupa'daki yeni bilgiler yeni geliyor bize. Hani ülkemize geç gelmesi bir avantaj doğurdu. O yüzden biraz daha hazırlıklıyız. En azından hastalık nasıl çıkıyor, ne oluyor, kimlerden daha çok şüphelenelim diye. O yüzden sağlık çalışanlarına güvenelim. Kendimizde bir şüphe duyuyor isek, dediğim gibi zaten maske artık zorunlu da, hani kendimizi izole edelim. Şikayetlerimiz devam etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuralım. Çünkü bütün artık sağlık kuruluşları, ben özel sektördeyim ama özel sektör, devlet diye bir ayrım kalmadı gibi bir şey. Herkes koronavirüs üzerine yoğunlaşmış. Çünkü çok nadir gözüken, ciddi manada toplum sağlığını tehdit eden ve bizim bunu pandemi dediğimiz salgınla karşı karşıyayız. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Süremizin de son birkaç dakikası içerisindeyiz. Benim unuttuğumuz, sizin eklemek istedikleriniz varsa bununla da veda etmiş olalım. Halkımız müstehi olsun. Evde kalalım. Gerçekten evde kalmak önemli. Sonuçta bu hastalığı bir konak bulması lazım virüsün. Virüsler milyonlarca yıldır var. Bundan sonra da olmaya devam edecekler. Belki koronavirüs de seneye, atıyorum, örnek veriyorum, normal diğer grip virüsleri gibi normal hayatımızın bir parçası olacak. Yani insanlığın sonunun geldiğini düşünmüyorum ben bu hastalıkta. O yüzden de çok endişe etmek gerekmiyor. Tabii ki de sağlığımızı tehdit eden bir durum var. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkat dediğimiz şey izolasyon. Evde kalmak, temastan kaçınmak, mesafelere uymak. Hasta isek, ya ben hastane odasında kalamam, ben, vay komşum bana ne der, amcam bana ne der, teyzem bana ne der, hastaneye gitmeyeyim, kendimi izole etmeyeyim, hasta değmiş gibi yaşayayım, ben ayaktan atlatırım. Bu son derece tehlikeli ve son derece yanlış bir yaklaşımdır. Böyle yaklaşımda bulunursak kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin, çevremizin sağlığını tehdit ederiz. Her kimse hastalığından şüpheleniyorsa saklamasın, gizlemesin. Sağlık kuruluşlarına başvursun. Odada kalmak, yani herhangi bir hastane odasında kalmak, durum tablo kötüleşip yoğun bakımda kalmaktan son derece iyidir. Bununla ilgili birçok görsel dolaşıyor. Birçok insan bunu görmüştür. Hani evde kalmak, yoğun bakımda kalıp belli bir noktaya bakmaktan kat ve kat iyidir. Bunu düşünelim, buna göre hareket edelim. Rahat olalım. Tabii ki de tedbiri elden bırakmayalım. Evde kal ordu, evde kal Türkiye diyerek sözlerimi noktalamak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bu yoğun zamanlarınızda bize de vakit ayırdığınız için. Efendim, bugün de gündem 16'nın sonuna geldik. Gündemin nabzını tutmaya, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde tekrar buluşmak üzere diyerek hoşça kalın.